Değerli basın mensupları hafta sonunda iki şehit haberiyle yine yüreklerimiz dağlandı. Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'nin Tel Rifat bölgesinde hain teröristlerin saldırılarında kahraman Mehmetçiğimiz Assubay Yusuf Ataşı ve kahraman özel harekat polisimiz Mustafa Çalışkan'ı şehit verdik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet acılı ailelerine milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz. Bugün Merkez Yönetim Kurulu toplantımıza açıkladığımızdan geç başladık. Genel Başkanımız dün akşam Ankara'da hunharca katledilen sanat emekçimiz Onur Şener'in cenazesine katıldı. Biz de sanatçımıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabır diliyoruz. Bu acı olay kadar olayın failleri de milletimizi dehşete düşürdü. İkisi Çalışma Bakanlığında müfettiş, biri de Tayide mühendis. Bu olay Devletteki çürümenin somut bir örneği. Bu memurları devlete kim aldı? Kimin torpiliyle kamuda işe girdiler? Bu soruların mutlaka yanıtlanması lazım. Değerli basın mensupları, Merkez Yönetim Kurulumuzun gündeminde başta mutfakları kasıp kavuran hayat pahalılığı olmak üzere milletimizi ezip geçen ekonomik kriz, seçim yaklaştıkça yalan ve iftiraya sarılan ucube saray rejiminin sebep olduğu yönetim krizi bu iki krizin birleşmesiyle her gün biraz daha derinleşen buhran ve bu buhranı bitirmek için iktidarımızda yapacaklarımız vardı. Değerli basın mensupları, meclisimiz üç aylık aranın ardından 27. dönem 6. yasama yılı çalışmalarına başladı. Yeni yasama yılının milletimize ve millet iradesinin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi'mize hayırlı olmasını diliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi milletimizin sözüdür, kalbidir, ikbalidir, istikbalidir. Kurulduğundan bu yana bütün milli meselelerin görüşülüp tartışıldığı ve çözüme bağlandığı yegane adrestir. Cumhuriyetimiz meşruiyetini meclisimizde cisimleşen millet iradesinden almıştır. Emperyalizme karşı savaşan gazi meclisimiz, dünya parlamentoları arasında müstesna bir yere sahip. Ancak bugün milletimize dayatılan ucube saray rejimi diğer tek kişilerin tek kişilik rejimlerin yaptığını yapmış, öncelikle millet iradesinin tecelligahına saldırmıştır. Ucube rejimin köşe taşları 20 Temmuz sivil darbesiyle döşenmiştir. Meclisimizin ve milletimizin sesi kısılmaya çalışılmıştır. Fakat milletimiz bu tek kişilik vesayet rejiminin cebinden cebinden nasıl eksilttiğini ve geleceğini nasıl çaldığını kısa sürede yaşayarak öğrenmiştir, görmüştür. Vatandaşlarımız bu çirkin oyunun müelliflerini sandığa gömmek için gün saymaktadır. Milletimiz, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını Kuvayi Milliye'den Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nden birinci meclisin birinci grubundan neşet eden Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eserimden biridir dediği Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve demokrasi aşığı ortaklarının iktidarıyla karşılamaya hazırlanmaktadır. Değerli basın mensupları, Erdoğan'ın yeni yasama dönemi açılışında mecliste yaptığı konuşma ucu ve saray rejiminin milletin dertlerine nasıl bir gane kaldığını, milletten nasıl koptuğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Saray milletin dertlerine derman olmaktaki kifayetsizliğini bir kere daha tüm çıplaklığıyla göstermiştir. Erdoğan kürsüye Cumhurbaşkanı sıfatıyla davet edilmiş ama AK Parti'nin genel başkanı olarak konuşmuştur. Üzerine aldığı görevi tarafsızlıkla yerine getirmek üzere namusu ve şerefi üzerine ettiği yemini bir kere daha çiğnemiştir. Meclisin açılışı bu ülkenin en büyük açığının tarafsız bir cumhurbaşkanı açığı olduğunu bir kere daha göstermiştir. Milletimiz bu tek kişilik göz milletimize bu tek kişilik göstergelerden, şovlardan artık gına gelmiştir. Yokluktan, yoksulluktan illa eden vatandaşlarımız yeter artık diye feryat ederken sarayın kibirlisi milletin gözünün içine baka baka yokluk yoksulluk sorununu ortadan kaldırdık diyebilmiştir. Milletin aklıyla alay etmiştir. Paramızı pul eden, Milletin satın alma gücünü eriten Erdoğan hiç sıkılmadan satın alma gücü paritesiyle milli gelir hesaplarına girmiş. Milletten nasıl koptuğunu göstermiş. Milletimizin sinirlerini zıplatmıştır. Meclis kürsüsünden milletimize masallar anlatan Erdoğan bundan 11 yıl önce bu aziz millete gelirini 2023'te 2 trilyon dolara çıkarma, Türkiye ekonomisini dünyada en büyük 10 ekonomi arasına sokma sözünü verdiğini hiç ama hiç hatırlamamıştır. Ülkemizi dünyanın en büyük 20 ekonomisi liginden nasıl düşürdüğünden söz dahi etmemiştir. Milletimize taahhüt ettiği 2 trilyon doları 867 milyar dolara neden düşürdüğünü açıklamamıştır, açıklayamamıştır. Milletin cebine koyamadığı 1 trilyon 133 milyar doların hesabını verememiştir. Ama Erdoğan utanıp sıkılmak, milletten özür dilemek yerine hala kürsüden millete caka satıp böbürlenebilmiştir. Bu kadarına da pes doğrusu. Değerli basın mensupları. Bu 200 liralık banknot ilk tedavile çıktığı 2009'da tam 132 dolar alıyordu. Bugün sadece 11 dolar alabiliyor. 200 liranın bu 200 liranın önceden satın aldığı 121 dolar nereye gitti? Kimlerin cebine girdi? Paranın itibarı milletin itibarıdır diyordunuz. O zaman paramızın itibarını neden sıfırladınız? Ülkemizi eller için bir milyoncu pazarına çevirdiniz. Her şey ele ucuz, millete pahalı. Ama bu rezaletin müsebbibi Erdoğan bir yandan paramızı pul ederken bir yandan da millete masal anlatıyor. Sorumluluğu olmayan yetki serbestlik değil, serkeşliktir. Utanma insanın cevherinde olan bir özelliktir. Bu nedenle de utanmazlık bir anda galebe çalmaz. Birike birike alışkanlık haline gelir. Ama alışkanlık haline gelirse insan artık utanmazlığından bile utanmamaya başlar. Ne yazık ki bugün utanmazlığından hiç utanmayan bir yönetim iş başında. Sarayın kibirlisi çıkmış, enflasyonu şaşırtıcı bir hızla düşürme kabiliyetine sahibiz diyor. Herhalde şecaat ar arz ederken sirkatin söylemek bu olsa gerek. E madem enflasyonu düşürme kabiliyetine sahipsiniz, Enflasyonun dünya rekorları kırmasına neden izin verdiniz? Neden enflasyonu düşürmek için hiçbir şey yapmadınız? Neden milleti hayat pahalılığına ezdirdiniz? Şimdi çıkıp da enflasyonu şaşırtacak hızla düşürebilirim diyorsunuz. E düşürün o zaman. Elinizi tutan mı var? Bu neyin havası neyin cakası? Bu millete gareziniz ne? Hep söylüyoruz. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Değerli basın mensupları, faiz sebep enflasyon netice dediler. Eylül ayında yüzde on dokuz olan tabela faizini yüzde on ikiye indirdiler. O gün yüzde on dokuz olan tüketici enflasyonu bugün yüzde seksen üç virgül beşe çıktı. Tüketici enflasyonu 1998 Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesinde. Üretici enflasyonu ise yüzde yüz bir buçuk ile Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı İstanbul Ticaret odasına göre İstanbul'daki enflasyon yüzde107 enaga göre ise Türkiye'deki enflasyon yüzde 186 hem enflasyon seviye olarak hem de TÜİK'in ilan ettiği enflasyonun enflasyonla diğer enflasyon açıklamaları arasındaki farklar daha önce hiç görülmemiş seviyelere çıktı. Enflasyon rakamları darmadağınık. Bu TÜİK'in tüketici enflasyonunun ne kadar makyajladığını açık seçik ortaya koyuyor. Erdoğan 2002 sonunda hükümete geldiğinde tüketici enflasyonu yüzde 29,7 idi. Üretici enflasyonu da %30,8 30,8'di. 20 yıl sonra hükümetten giderken tüketici enflasyonunu 3'e, üretici enflasyonunu da 5'e katladılar. Bunlar da TÜİK'in ağır makyajlarına rağmen. Nereden nereye? İşin kötüsü turpun büyüğü de hala heybede. Üretici ile tüketici enflasyonunun arasındaki makas 68 puanla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmış vaziyette. Çekirdek enflasyon göstergeleri de rekordan rekora koşuyor. Tarımsal girdi fiyatları almış başını gidiyor. Son bir yılda üre gübresinin fiyatı yüzde 208. DAP gübresinin fiyatı yüzde 175. Traktöre konacak mazotun fiyatı yüzde 216 artmış. Besi yeme dışın fiyatındaki artış yüzde 113. Süt yemi fiyatındaki artış yüzde 116 olmuş. Bu fiyatlarla çiftçi tarlasına nasıl girecek? Nasıl ekip biçecek? Nasıl pazara mal getirecek? Besici süt hayvanlarını kesime gönderiyor. Bu politikalarla Derhal tedbir alınmazsa mutfaklardaki bu yangın sönmez. Bugün Türkiye makyajlı tweet rakamlarıyla bile tüketici enflasyonun en yüksek olduğu beş ülkeden biri. Üretici enflasyonda ise dünya şampiyonu olmuşuz. Sarayın kibirlisi ve şürekası sebep oldukları bu yıkımı hiç ama hiç görmüyorlar. Bu beceriksizliğin müellifleri çıkıyor. Epistemolojik, epistemolojik kopuş Nero ekonomi, heterodoks politika diye zırvalayarak yarattıkları yıkıma kulp takmaya çalışıyorlar. Tüek fiyatlarıyla son bir yılda patates yüzde 170, şeker yüzde 164, süt yüzde 127, makarna yüzde 113, ekmek yüzde 98, dana eti yüzde 91, peynir yüzde 89 zam görmüş. Evlerde elektrik tarifesine göre, tarife çeşidine göre yüzde 95 ila yüzde 200. Doğalgaz ise yüzde 164 zamlanmış. Ya savaşın olduğu Ukrayna'da enflasyon yüzde 24. İşgalci Rusya'da enflasyon yüzde 14 buçuk. Türkiye'de makyajlı haliyle bile enflasyon yüzde 83 buçuk. Hadi bakalım takabiliyorsunuz buna bir kulp takında görelim. Bunların model dediği safsataya göre faiz inince Türk lirası değer kaybedecek. ihracat ithalattan hızlı artacak. Dış açık kapanacak. Rezervlerimiz döviz kasası dolup taşacak. Türk lirası değer kazanacak. enflasyonda düşecekti. Ama netice ne oldu? Sadece son bir yılda enflasyon dörde 12 aylık dış ticaret açığımızda ikiye katlandı. Ağustos ayında dış ticaret açığı 11 milyar dolar İlk 8 aydaki dış ticaret açığı ise 73 milyar dolar. Her ikisi de rekor. Dolup taşacak denen döviz rezervlerimiz erimeye devam ediyor. Son bir haftada net döviz rezervimiz 2,5 milyar dolar azalmış. Merkez Bankası'nın döviz kasasındaki açık 55 milyar 400 milyon dolara çıkmış. Bunlarda laf çok ama derde deva olacak hiçbir politika yok. Evet, söyledikleri gibi ortada bir kopuş var ama epistemolojik değil. Hükümetin milletten kopuşu. Milletin halini görmeyen, sesini duymayan, metal yorgunu sarayın enflasyonu düşürmek için yapabileceği hiçbir şey kalmamıştır. Bunu yapacak kadroları da yoktur, vizyonları da yoktur. Enflasyonu düşürmek için bir tek umutları kalmıştır. İki diyelim hatta. Biri TÜİK'in makyajları, diğeri de Aralık ayından itibaren ortaya çıkacak baz etkisi. Kendileri hiçbir şey yapmayacak. Ama vatandaşlarımız için değişecek hiçbir şey olmayacaklar. Fiyatların artış hızı baz etkisiyle belki biraz düşse bile yüksek fiyat etiketleri yerli yerinde duracaktır. Hayat pahalılığı baki kalacaktır lafı uzatmaya tüyük verisi gibi eğip bükmeye gerek yok. Bu hükümetin milletin derdine derman olacak hali kalmamıştır. Bunlar gitmeden enflasyonun da hayat pahalılığının da düşmesi mümkün değildir. Değerli basın mensupları, milletin değil yöneticilerin zenginleştiği bir ülkede dert de çok olur, arbe dedi. Milletimiz yiyecek ekmek bulamazken saray eşrafının 3-5 maaşı cepte, Keyifleri de maşallah pek yerinde. Sayıştay raporlarına göre sarayın geçen yılki masrafı 3 milyar 710 milyon 801 bin 546 lira. Bu aziz milletten evine ekmek alırken, yavrusuna süt alırken, bez alırken kesilen vergilerden her Allah'ın günü 10 milyon lirayı saray ve saray sosyetesine aktarmışlar. Hükümet Dünyayı kendi vatandaşına dar etmiş, kendilerine, beslemelerine, yandaşlarına cennet eylemiş. 85 milyon yurttaş, saray ve onun bir avuç beslemesi için çalışır hale getirilmiş. Şimdi sandık gelmeden kazanın dibini de kazımaya, sıyırmaya uğraşıyorlar. İşte borsada yaşanan son vurgun, Sayın Genel Başkanımız kaç kez uyardı, gözüm üstünüzde dedi. Buna karşın sermaye piyasası, kurulu ve borsa İstanbul... İki aydır borsadaki manipülasyona seyirci kaldı. Ama ne zamanki skandal patladı, kamu kaynaklarıyla zararın üstünü kapatabilmek için devreye girmek zorunda kaldılar. Nihayet Sermaye Piyasası Kurulu dün manipülasyonun sorumluları hakkında hem suç duyurusunda bulundu hem cezai işlemleri başlattı. Ama geçmiş olsun Badel Arabil Basra 3-5 yandaş cebini doldururken binlerce küçük yatırımcının canı yandı. Şimdi buradan SPK yetkililerine soruyoruz. Madem manipülasyon yaptığını düşündüğünüz kişiler hakkında suç duyurusunda bulunabiliyor, para cezası ve borsada işlem yapmaya yasağı getirebiliyorsunuz. İki ay neyi beklediniz? Neden beklediniz? Elinizi kim tuttu? Nebati Bakan küçük yatırımcıya gel gel yapıp borsada silkelenmelerine vesile olacak tweetler atarken nerelerdeydiniz? Ben söyleyeyim borsada küçük yatırımcıları korumakla görevli kurum kurum olarak bakanın gel gel tweetlerini beğenmekle meşguldünüz. Başka ne yaptınız? Yaptığınız bunun için adı görevi ihmal değil mi? Bu suç değil mi? Ne yazık ki saray yönetimi elinde ülkemizde artık tuz koktu. Kuzu kurda emanet edildi. İşte bu çürümüş yönetim bir taraftan kazanın dibini sıyırmaya çalışırken bir taraftan da bu olan biteni gizlemek için kumpas peşinde koşuyor. Kumpas kurmakta maşallah bir dönem ortaklar olan FETÖ'ye taş çıkartıyorlar. Güzelim ülkemizi George Orwell'in 1984 romanına çevirdiler. Ülkede iyi olan, güzel olan, doğru olan ne varsa takla attırdılar. Bu ucube saray yönetimi milletimizi cehaletin güç, savaşın barış, köleliğin özgürlük olduğuna inandırmaya çalışıyor. Cumhuriyet Halk Partisi ile terör kelimesini yan yana getirecek kadar zıvanadan çıktılar. Mersin'de hain terör örgütünün alçak saldırısını Cumhuriyet Halk Partisi ile partimizle ilişkilendirmeye kalktılar. Trolleri yaygara kopardı. Gazeteleri manşetler attı. Hain darbe girişimini eniştesinden öğrenenler bu defa da ellerinde DNA raporu olduğu halde teröristin kimliğini taksiciden öğrendik deyip partimize kurmaya kalk, partimize kumpas kurmaya kalktılar. Yetmedi algı yönetimiyle Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni de belediye çalışanlarını da hain terör saldırısıyla ilişkilendirmeye kalktılar. Hiç utanmadılar. Şehit çocuğunu PKK'lı diye teşhir ettiler. Arsızca Cumhuriyet Halk Partisi'ne, partimize milli güvenlik sorunu diye yüklendiler. Bir kendinize gelin. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Bizim vatan sevgimizin zekatı bile densiz müfterilere fazla gelir. Cumhuriyet Halk Partisi bu aziz milletin beyninden kalbine giden yoldur. Hayatta tek bildikleri milletin cebinden kendi midesine yol, kendi kasasına boru döşemek olanlar ne kimsesizlerin kimsesi olan Cumhuriyeti ne de Cumhuriyet Halk Partisi'ni anlayamazlar. Sarayda yanaşmaları da Kurtuluşun ve Kuruluşun Partisi bu şerefli mirasın sahibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin adını ağzına alırken haddini, hududunu bilmelidirler. İki kere düşünmelidirler. Yoksa pişman ederiz. Bir de Napolyon'un kusursuz dönek diye tanımladığı döneminin Fransa İçişleri Bakanı Fuşe'nin 21. yüzyıldaki saray versiyonu atama İçişleri Bakanı var. Bu Fuşe bozuntusu on parmağında on kara genel başkanımıza kirini pisini bulaştırmaya kalktı. Kendisinin orduyla istihbarat, istihbarat örgütüyle olan kavgasını partimiz ve genel başkanımız üzerinden yapmaya cüret etti. Ne demiş atalarımız? Bildiğini konuş, ibret alsınlar. Bilmediğini sus, adam sansınlar. Bu fotoramancı bakan, genel başkanımızı fotoraman çevirmeye alıştığı suçlularla sakın, sakın karıştırmasın. Tekrar söylüyorum, pişman ederiz. Fotoramancı bakan, fotoraman bakan suçüstü yakalanmıştır. Derhal istifa etmelidir. Aksi takdirde bu ülkenin en zübük, en densiz, en hadisiz, en müfteri saray memuru olarak tarihe geçecektir. Değerli basın mensupları, seçimlere az bir zaman kaldı. Biliyoruz ki saray ve şürekası iktidarda kalmak için her şeyi göze almış vaziyette. İçinde yüzdükleri bataklığın dibi, sonu, ucu, bucağı yok. Bunu daha önceki seçimlerde de defalarca gördük. Bu kifayetsiz mızıkçıların Haziran 2015 seçimlerini nasıl iptal ettiğini, Suruç ve Ceylanpınar saldırılarıyla başlayan süreçte hain terörü nasıl fırsata çevirdiklerini, 2015 Kasım'ındaki seçimlere bu ülkenin nasıl götürüldüğünü hep birlikte tecrübe ettik. Bunlar 2019'da mahalli idare seçimlerinde de millet iradesini gasp etmeye çalıştılar. Ama milletimizin attığı sillenin sesi fizandan geldi. Bu da kulaklarına küpe olsun. Biliyoruz Bunlar için iktidar hizmet için bir araç değil amaç. Bunlar iktidar için terörist de Oslo'da pazarlık masası da kurar. Terörist başının mektubundan himmet de umar. Terörist başının kardeşini devlet televizyonuna da çıkarır. Gerekirse papaz elbisesi bile giyer. Sonra da çıkar. Kendilerinden başka herkesi milli güvenlik sorunu ilan eder. Dedik ya bunlardaki utanmazlık en katmerlisinden. Bu arada Hain terör örgütü de boş durmuyor. Ölenlerin DNA testleri ortaya çıkınca söylenen terörist bizdedir, görevinin başındadır diye açıklamalar yapıyor. Videolar çekiyor. Buradan açık seçik söylüyoruz. O gün Adalet Bakanlığı'nın kayıtlarında gazeteci olarak geçen o teröristin sefer görev emri dördüncü yargı paketiyle getirdiği afla Tayyip Erdoğan tarafından verilmiştir. Artık milletimize gına geldi. Pis kokular artık dayanılmaz noktaya ulaştı. Şurası açıktır. Milletimiz Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında bu metal yorgunu şahıslarla bu liyakatsizlerle yol yürüyemez. Bu çerçevede dün altılı masayı oluşturan partilerin say sayın genel başkanlarının ortak açıklaması Türk siyasetinde yepyeni bir merhalenin başlangıcıdır. Siyasi yelpazenin çok farklı yerlerinden gelen altı parti bu ucube rejimin ülkeye verdiği zararı görmüştür. Ayrılıkları bir kenara bırakarak vatan, millet ve demokrasi aşkıyla bir araya gelmiştir. Milletin masası dün yepyeni ve güçlendirilmiş bir parlamenter sistemi bu ülkeye getirmek için yapacaklarının yol haritasını çıkarmıştır en kısa sürede kamuoyuna açıklama kararını da almıştır. Yine çok öden önemli bir adım olarak milletimizin menfaati için belirlenen dokuz temel sorun alanında hukuk, adalet ve yargıda, kamu yönetiminde, şeffaflık, denetim ve yolsuzlukla mücadelede, ekonomi, finans ve istihdamda, sektörel ve bölgesel konularda, bilim ve teknolojide, eğitim ve öğretimde, sosyal politikalarda, dış politikada, güvenlik ve savunma alanlarında ortak politikalar belirlemek ve ortak taahhütlerini kamuoyuna en kısa sürede açıklamak üzere yola çıktıklarında milletimize söylemişlerdir. Milletin masası Ege'de Türkiye Yunanistan dengesinin Türkiye aleyhine bozulması karşısında ve Rusya'nın Ukrayna'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerini ilhakı konusunda da net tavrını ortaya koymuştur. Sadece 13. Cumhurbaşkanı seçmek için gerekli oyu değil, aynı zamanda mecliste güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için ihtiyaç duyulan çoğunluğu sağlama kararlılığını da milletimize açıklamıştır. Yol bellidir, istikamet bellidir. Siyasi tarihimizin farklı ve köklü damarlarından gelen altı parti olarak bizim benimsediğimiz ilke ve değerler bellidir. Biz otokrasiden değil demokrasiden yanayız. Biz üstünlerin hukukundan değil Hukukun üstünlüğünden yanayız. Biz baskıdan değil özgürlükten yanayız. Biz kutuplaşmadan değil kucaklaşmadan yanayız. Biz kim ve nefretten değil saygı ve saygıdan say, sevgi ve saygıdan helalleşmeden yanayız. Biz savaştan değil yurtta barış, dünyada barıştan yanayız. Biz ele ele açmaktan değil güçlü ekonomiden, katma değerli üretimden yanayız. Biz içe kapanmaktan değil dışa açıklıktan ve uluslararası işbirliğinden yanayız. Biz ekmeğin, aşın, işin küçülmesinden değil, büyümesinden yanayız. Biz refahın bir avuç kişide toplanmasında değil, hakça paylaşılmasından yanayız. Biz kararların tek başına değil, istişareyle alınmasından yanayız. Biz yönetimde sadakatten değil, yönetimde liyakatten yanayız. Biz tek bir kişinin iradesinden değil, Milletin ortak iradesinden yanayız. Biz kraldan değil, kuraldan yanayız. Biz kazanacağız. 85 milyon yurttaşımız kazanacak. Biz kazanacağız. Tüm Türkiye kazanacak. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alayım. Efendim müsaadenizle bize yönlendirilen bir soru oldu. Şimdi onu ileteceğim. ATV tarafından yönlendirildi bu soru. Soru şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı Masa'nın adayının seçim takvimi açıklandıktan sonra belli olacağını söylüyor. Seçim takvimi ile ilgili olarak da 2023 Haziran işaret ediliyor. Yani bir anlamda takvim belli. Bu takvim konusunda bir değerlendirme alabilir miyiz? Biz Erdoğan'a inanmıyoruz, güvenmiyoruz. Daha baştan bunu hemen söyleyeyim. Yüksek Seçim Kurulu'nun düğmeye basmasını bekliyoruz geçen Ağustos ayında enflasyonun belini kıracağını söyleyen ama sonra enflasyonu yüzde seksen üç buçuğa çıkarıp milletin belini kıran Erdoğan'a bundan sonra ne biz ne de milletimiz inanır. Tavsiyemiz siz de inanmayın.